Bismillahirrahmanirrahim. Bir sonraki ayet-i kerime bazı müfessirlerin kanaatine göre onuncu ayet-i kerime ile birlikte, yani 9 ve 10. ayet-i kerime kitap ehli müşrikler hakkındadır. Diyor ki estaizu billah işterav bi ayatillahi semenen kalilen fesaddu an sebili. Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar ve bu bedel sebebiyle de Allah'ın yolunu engellediler, kapattılar. Allah'ın yolunda yol alınmasının önüne geçtiler. İnnehum sa'a ma kanu ya'melun. Bu ayet-i kerime aynı zamanda İslam'ın cihad dahil esas maksadının bu gibi dışa dönük faaliyet veya eylemlerinden, amellerinden esas maksadının İslam'ın beşeriyete doğru olarak ulaştırılması olduğunu bir daha gösteriyor. Ayet-i kerime bu maksattan sapanların din adına tasarruflarında ne kadar aşağılık bir hale düşeceklerine işaret ediyor. Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında sattılar ve buna bağlı olarak bundan dolayı da Allah'ın yolundan alıkoydular. Niçin? Bu az bedel nedir? Az bedel nedir? Diyor ki müfessirlerden birisi, ashab müfessirlerinden, şu anda net hatırlamıyorum. Ya Abdullah bin Mesud ya Abdullah bin Abbas olabilir. Esasen diyor dünya içindekilerle birlikte az bedeldir. Dünya bütün mevcudatıyla Allah'ın ayeti karşılığında az bir değerdir, az bir bedeldir. O halde Allah'ın ayetlerinin kalbimizde, gözümüzde, hayatımızda o kadar büyük bir değeri olmalı ki Allah'ın ayetine irademizle manasını ufacık, azıcık gölgelemek mukabilinde bile değil gizlemek. Gölgelemek mukabilinde karşılığında bile bütün dünya hiçbir değer ifade etmemeli. Çünkü bizim için Allah'ın ayetleri sadece hakikat değildir. Hakikatin bir lazımı var, bir gereği var. Nedir o? Kurtarıcı olmasıdır. Ancak bu hakikat kurtarır. Her bir ayetin ihtiva ettiği her bir hakikat insanı o hakikat cephesinde kurtarır. Ve hakikat öyle bir şey ki bir tarafında kaybettiğiniz zaman tamamında kaybedersiniz. Onun için Allah'ın ayetlerine mümin ne olursa olsun alacağı değer karşılığında asla o ayetin hakikatine gölge düşürmez.
onun hakikati için icap eden fedakarlık neyse sonuna kadar yerine getirir ve onu hiçbir değere değişmez. İslam'ın hakikatleri, imanın hakikatleri bunlardır. Bunu gerektiriyor. Bunu gerektiriyor. Bir merhum İslam aliminin söylediği gibi, şeriatın bir hakikati için başımdaki saç telleri kadar canım olsa hepsini o bir hakikat için feda eder. İslam öyle bir şey. Allah'ın ayetleri az bir bedelle satılacak şeyler değil. Ama tahrif edilmiş ve böyle tahrif edildi daha doğrusu. Yahudi alimleri, arkalarından Hristiyan alimleri, hahamlar, rahipler dünyevi menfaatlerini, makam ve mevkilerini korumak için Allah'ın ayetlerini gizlediler ya da değiştirdiler. Bu bedeller karşılığında beşeriyet için kurtarıcı hakikatleri gizlediler. Yalnız kendilerine kötülük etmediler. Ağızlarına bakan zavallı insanları da mahvettiler. Onların yolunda yürüyen, İslam adına konuşan, sözüm ona, alimler her zaman var, olabilir, günümüzde de çoktur. Özellikle sesleri yüksek perdeden çıkanlar. Bu böyle. O halde yerine göre nasıl Yahudi alimlerinin hakikatleri değiştiren alimlerin arkasından gidenler, biz onlar söylediler biz de yaptık, mazeret teşkil etti mi? Etmedi. İslam adına yanlış konuşanların da bu konuşmaları başkaları için, arkalarından gidenler için mazeret teşkil etmez. Çünkü bizim elimizde güneş gibi parlak İslam'ın, imanın hakikatleri var, ayetlerin hakikatleri var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın geceyi gündüzü gibi, gündüzü gece gibi aydınlık olan, öyle diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sizi öyle bir yol üzerinde bıraktım ki gecesi de gündüz gibi apaydınlıktır. Şu fesahata bakınız yani. Ne kadar fasih. O ayrı bir şey. İşin ayrı bir tarafı. Gecesi bile gündüz gibi apaydınlık bir yol üzerinde bıraktım sizi. Bu yolla adamların, insanların, din adına konuşanların veya din adına konuşur gibi yapanların konuştuklarını ve yaptıklarını ne yapacağız? Test edeceğiz. O yüce Resul'ün bize bıraktığı mirasa söylenenler uyuyorsa problem yok. Fakat uymuyorsa ayaklarımızın altında yeri vardır. Hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü biz konuşana değil, konuşulana bakarız. Konuşulan doğruysa, o doğru sayesinde konuşan itibar kazanır. Konuşulan yanlışsa, o kişinin itibarı, sanılan itibarı, sanal itibarı, bozduğu hakikati, hakikat yapmaz. Onun batılını hakikat yapmaz. Benim gibi bir insan size bir saat, iki saat içerisinde bir yığın şeyler söylüyor. Cenab-ı Allah bizleri taammüden, dini hakkında bir şeyler söylemekten tamamıyla korusun.
Böyle bir şey varsa onu söylemeden ecelimiz gelsin tercih ederiz. İstemeyerek de muhafaza etmesini dileriz. Fakat olur ya, insanız. Allah'ın dini hakkında bir şekilde biz de başkaları da. Taammüden olmasa bile sehven. Dil sürçmesi de olabilir, başka şekilde de olabilir. Bilgi eksikliği olabilir. Beşeri olarak taksirimiz gereği olabilir. Yanlış söyleyebiliriz. Bizim onu söylememiz o yanlışı doğru yapmaz. Dolayısıyla biz her zaman için insanın bile isteye, bu kötü örnekte belirtildiği gibi Allah'ın ayetlerini satanlar tarafından yanlış da yapılabileceği gibi istemeyerek iyi niyetle hatalar yapılması da mümkündür. Ama elimizde yadılmayan ölçüler vardır. Allah'a hamdolsun. Her söylenen, her yapılan bu kitapla ve Resul'le ölçülecektir. Onların kıymeti bunların testinden geçmeye bağlıdır. Bu budur. Onun için ya filan kişi yaptı, babası bu kadar alim, kendisi bu kadar alim. Olabilir. Olabilir. Ne babasına sözümüz var, ne kendisine. Yaptığı ne, söylediği ne, tek örnek, beşer olarak tek ölçümüz var. Ne şu şeyh, ne şu abi, ne şu alim, ne şu ünvanlı, ne şu abid, hiçbirisi değil. Bunların hepsi aksine bir kişiye göre hizaya girmek zorundadır. Bir kişiye göre ölçülürler. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Başka bir ölçü yok. Hiçbir beşer bu dinde ölçü değildir onun dışında. Binlerce salat ve selam. Andolsun Resulullah da sizin için Allah'ı anan, çokça anan ve ahiret gününü umanlar için çok güzel bir örnek vardır. Bir örnek, yani bir tane örnek değil. Onun hayatının tümü birdir, bir örnektir manasına. Başka hiçbir alanda, ister asli meselelerle alakalı olsun, ister teferruatla alakalı olsun, tek örnek o. Bütün örnekler ona uymak zorundadır. Hiçbir kimse tek başına eğer ona uymuyorsa, bu dinde delil değildir. Ne sözü ne hareket. Aman bunu hiçbir zaman unutmayalım, hatırdan çıkarmayalım. Hayatımızın en önemli düsturlarından birisi bu olmalı. Tek örnek o. Ne kadar uygunsa başkaları o kadar, uymadıkları yerde kendileri bilirler. Bizim onlarla ilgimiz yok o konularda. O halde çünkü ona uymayan her bir nokta, o ölçüde Allah'ın doğru yolundan alıkoyan bir husustur. Yani sadece Yahudilere ait, Allah'ın ayetlerini değiştiren, menfaatleri gereği gizleyen hususlarla orada bırakalım. Hayır. Ayet-i kerimeleri her zaman için olabildiği kadar en geniş manasıyla, çerçevesiyle anlamalı ve ondan kendimize de bir pay çıkarmasını ihmal etmemeliyiz. Kur'an'la birebir muhatap olmak böyle olur. İnnehum sa'a ma kanu ya'malun. Bu şekilde Allah'ın ayetlerini değiştirip buna bağlı olarak Allah'ın doğru yolundan alıkoyanların yaptıkları çok kötü bir iş olur. Onun için dindeki bid'atler, her bir bid'at boyuna ve hacmine göre
bir sünnetin katilidir. Bid'atlere, İslam'dan olmayan şeylere, İslam adına rağbet etmek, tetaviz söz konusu olmaz. Böyle bir rağbet olmaz. Onlara iltifat edilmez. Namaz bile olsa, eğer Resulullah o vakitte namaz kılınmaz demişse, kılınmayacaktır. Kılmamışsa kılınmayacaktır. Düşünebiliyor musunuz? İslam alimleri arasında kuşluk namazı bile tartışılmıştır. Meşru mudur değil midir diye. Ki ağırlıklı deliller var. Niçin tartışılıyor? Namaza karşı olduklarından dolayı mı? Haşa. Aman bu din asliyetini sonuna kadar muhafaza etsin. Namaz gibi müstesna bir ibadet dahi olsa, eğer bu dinde yoksa bu dine girmesin. Çünkü arkası önü alınmaz daha doğrusu. Titizlik bu. Hassasiyet bu. Bu hassasiyetin her bir Müslümanda mümkün olan en yüksek düzeyde olması gerekiyor. Ya ne olacak, namaz kılıyor. Hayır efendim. O vakit eğer namaz kılınmayacak bir vakitse namaz kılınmayacak. Biliyorsunuz namaz kılmanın tahrimen mekruh olduğu vakitler var. Kılmaz. Bunu yasaklayan Allah Resulü'dür. Allah Resulü'nün yasaklamasına rağmen sen kalkıp namaz kılabilir misin? Bu dine kendisinden olmayan ne bir şey çıkartılır, kendisinden olan bir şey çıkartılmaz, olmayan bir şey de eklenmez. Dinin kemali ancak böyle korunur. Ancak böyle korunur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının yanına giden genç sahabilerle ilgili hadisi hepiniz biliyorsunuz. Gidiyorlar, Resulullah'ın ibadetini soracaklar. Kimler en iyi bilir? Ümmühati müminin. Soruyorlar müminlerin annelerine. Cevaplarını alıyorlar. Hadisi rivayet eden diyor ki keennehum tekalluha. Resulullah'ın ibadetleri onlara anlatılınca azımsar gibi oldular. Sonra dediler ki o haklı. Gelmiş geçmiş günahları affolunmuş onun. Biz bu kadar az ibadetle kurtulamayız dediler. Birisi dedi ki ben dedi geceleyin hiç uyumayıp devamlı namaz kılacağım. Bir diğeri dedi ki ben de sene boyu oruç tutacağım. Öbürü dedi ki ben de evlenmeyeceğim. Kadınlara yaklaşmayacağım. Niye? İbadet edeceğim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıkıyor. Böyle 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 diyenler kimlerdi? Herhalde onay bekliyorlar, şey diyorlar. Kim bilir ne düşündüler o esnada, Allah bilir. Bizdik ya Resulallah. Aranızda Allah'tan en çok korkanınız benim. Yemin ile pekiştiriyor sözünü. Vallahi inni le ahşakum bir rivayete le etkakum lillahi teala diyor. Aranızda Allah'a karşı en takvalı, haşyeti en yüksek olan ben. Fakat geceleyin uyurum da namaz kıldığım da olur, uyuduğum da olur. Ramazan'ın dışındaki günlerde oruç tuttuğum da olur, tutmadığım da olur. Evlenmek de benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren de benden değildir. Din budur kardeşim. Hiç kimse ben Resulullah'tan daha dindar değilim diyemez. Öyle bir iddia taşıyamaz. Söylüyor kendisi çünkü. Allah'a yemin ederim aranızda Allah'tan en korkanınız benim. Bununla birlikte uyurum da namaz da kılarım. Ha bakmayın biz artık hatırımıza gelmiyor gece namazı nedir ne değildir. Var mıdır yok mudur millet neredeyse unutacak. O ayrı bir bahis maalesef. O bizim musibetimiz. Bizim musibetimiz. O ayrı bir husus. Kısacası
dini evvela kemaliyle olduğu gibi muhafaza edeceğiz. Ne fazla ne eksik. Din böyle korunur. Ve böyle dindar olunur. Yoksa araya yatırları, satırları, başka şeyleri koyarsan onun dindarlıkla, mindarlıkla alakası yoktur. Dedeleri, medeleri falan filan aman yarabbim. Geç. Buna dikkat etmek lazım. Aksi takdirde Allah'ın ayetleri pazarlık konusu edilir. Ve bu sapıklığın sonu gelmez. Yaptıkları kötü olur diyor ayet-i kerime. İşte bunlar da Allah'ın ayetlerini satanlar da aslında la yerkubune fi mu'minin illen ve la zimme. Tıpkı yukarıda kendilerinden söz edilen müşrikler gibi. Yani tekrar değil ayet-i kerime. Lafzan tekrar fakat mevzu bahis edilen insanlar farklı. Hiçbir mümin hakkında bunlar da yok ibadetini yanlış yapacakmış, yok onu yanlış yola sürükleyecekmişim, yok Allah'ın ayetlerini bilmeyecekmiş, öyle bir dertleri yok diyor yani. Hiçbir mümin hakkında ne bir taahhüt ne bir emana riayet ederler. Hiç hesaba katmazlar. Ve ulaike humul mu'tedun. İşte onlar haddi aşanların ta kendileridir. Şimdi gerek bu grubu gerek diğer müşrikleri kapsayan genel bir ayet-i kerime. Tevbe kapısı daima açık. Kıyametin alametleri ayet-i kerimede belirtildiği üzere ortaya çıkıncaya kadar. Onu daha önce görmüştük Araf suresinde. Burada diyor ki فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَاتَوُ الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. Eğer müşrikler olsun, Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında satan diğer kitap ehli kafirleri olsun. Tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı verirlerse sizlerin dinde kardeşleriniz olurlar. Namaz kılacak hele dur bakalım imanı var mı? Tövbe estağfirullah. Ayet-i kerimenin namazı yeterli gördüğü bir yerde imanın delaleti için sen ifade edeyse bu konuda haşa Allah'a rağmen kural mı koyacaksın? İslam alimleri ehli kıble tekfir edilmez hükmünü bu ve benzeri ayetlerden çıkartmışlardır. Konuyla alakalı daha pek çok hadis var, o ayrı bir konu. Eğer tövbe ederlerse, namaz kılarlarsa, zekat verirlerse, olur ki zekatla mükellef kalmazlar, olmazlar. Namaz, namazı demek ki imanın küfürden tevbenin delili, emaresi, alameti kabul edilecektir. Namaz kılan bir insanı ayrıca İslam'la taban tabana zıt olduğu açıkça belli olmayan, açıkça belli olan bir hali olmadığı sürece, görülmediği sürece ya ikrarı veya bir fiili namaz o kimsenin Müslümanlığının delilidir. İslam'ın hakimiyeti olmasıyla olmaması arasında da bildiğim kadarıyla bu konuda herhangi bir hüküm ayrılığı yoktur. Yani günümüzde de böyledir, geçmişte de böyleydi. Eğer diyor tövbe ederlerse, namazı kılarlar, zekatı verirlerse dinde sizin kardeşlerinizdirler. Karar bizim kararımız değil. Cenab-ı Allah'ın kararı. Bize hükümlere teslim olmak düşer. Başka bir şey yapamayız. Ve nufassilu al-ayati li kavmin ya'lemun. Biz bilen bir topluluğa ayetleri
bu şekilde geniş geniş açıklarız. Eyvallah. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmayacak kapalı bir tarafı yok. Yeter ki anlayacak idrak bulunsun. İnsanın canını ve malını emniyet altına alan iki taahhüt vardır. Birisi Allah'a verilen iman taahhüdü, bu ayet-i kerimenin mevzu bahis ettiği. Diğeri ise İslam devleti ve bu devletin yetkililerine ile yapılan ahitler, antlaşmalar, taahhütler. Ayet-i kerime iman taahhüdünü mevzu bahis etti. Bu ayet-i kerime de şimdi göreceğimiz 12. ayet-i kerime de kafir kalmak üzere yapılan taahhüdü kastediyor. Ve bu taahhütle de kişilerin, Müslüman olmayanların neleri? Canları, malları, namusları tıpkı Müslümanların canı, malı, namusu gibi İslam devletinin koruması altındadır. Çünkü İslam devletinin bütün tebaasının Müslüman olması diye bir zorunluluk, bir gereklilik yoktur. İslam devletinde, İslam devletinin sınırları içerisinde yaşamayı, İslam şeriatının kendileriyle alakalı hukukunun kendilerine uygulanmasını kabul eden gayrimüslimler de yaşar. Tarihte yaşadığı gibi. Günümüzde de bir İslam devleti nasip ve müyesser olursa bu ümmete yaşayabilir elbette. Bu şu anda İslam toprakları üzerinde bu kadar kafir var. Hristiyan var, Yahudi var. Hiç merak etmesinler. Kendileri şu andaki hallerinden çok daha rahat yaşayacaklar. Ve çoğu bunu biliyor. Biliyor. Farkındadırlar. İşte bu ayet-i kerime, 12. ayet-i kerime bunu anlatıyor. Diyor ki, estağfirullah. وَاِنْ نَكَثُوا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُمْ. Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozacak olurlarsa ve dininize dil uzatırlarsa, küfrün önderleriyle, önde gidenleriyle savaşınız. Çünkü onların yemin ve taahhütleri kalmaz. Yeminleri, antları kalmaz. Belki sizde bu konuda bir kararlılık görürlerse, olur ki vazgeçerler veya vazgeçebilirler. Geçmeleri ümit edilir. İslam devletiyle kafirlerin iki türlü antlaşması olur. Bir, az önce bahsettiğimiz İslam devletinin himayesinde yaşayan ve zimmi dediğimiz gayrimüslimlerin İslam devletinin hakimiyet alanı içerisinde, İslam şeriatının hakimiyeti altında yaşamaları. İki, Müslüman olmayan bir devletin İslam devletiyle hem devlet olarak kendi adına hem kendi vatandaşları adına antlaşma yapması. Hudeybiye, Peygamber Efendimiz'in hayatında Hudeybiye bunun örneğidir. Tamam mı? Bu şartlarda bunlara verilen teminat, hak ve hukuk neyse Müslümanların küçüğünden büyüğüne kadar aynen riayet etmeleri mükellefiyetleridir. Bir yükümlülüktür, bir vazifedir. Özellikle İslam devletinin himayesi içerisinde yaşayan gayrimüslimlere Müslüman tebaanın ferd olarak aynı zamanda gereken hassasiyeti göstermeleri icap eder. Onların haklarına ve hukuklarına titizlik göstermek icap eder. Niçin? Çünkü dediğimiz gibi onlar İslam devletine Allah'ın ve Resulünün aynı zamanda emanetidir. Onlara adaletin en ileri derecesinde adaletli davranmak zorundayız. Çünkü onlara bile bile yapılan bir haksızlık karşısında Allah Resulü onları savunacaktır kıyamet gününde. Hadis-i şerifte böyle buyuruyor.
Ve biz onlara Allah adına söz veriyoruz. Müslümanın antlaşmaları da, sözleşmeleri de tıpkı Allah'ın kitabı gibi Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. Orada sen ister Allah şahittir buna diye yaz, ister yazma. Hiç önemli değil. Hatta Bismillahirrahmanirrahim yazmasan bile. İslam alimlerine göre Bismillah daima Müslümanın kalbindedir. O yazmasa bile yazmış gibidir. Dolayısıyla biz Allah adına onlara söz veriyoruz. Onları koruyacağımıza, onları himaye edeceğimize. Onlar çünkü bizim emanımıza girdikten sonra bizim gibi olurlar. İtikat hariç muamelatta bizim gibi olurlar. Hatta onların dinlerinde helal olup bizim dinimizde haram olan şeyleri dahi işleyebilirler. Domuz besleyebilir mesela. Şarap alımı satımı yapabilir mesela. Ve buna benzer. Müslümanın şarabını dökersin, tazminat ödemezsin. Zimbinin şarabını dökersin, tazminatını ödersin. Çünkü onun için şarap maldır. Müslüman için mal değildir, kıymeti yoktur. Hatta dökmek gerekir. Ha, İslam devletinde ha. Birileri kalkıp meyhanelere hücum edip ki başlarına iş açmasınlar. Tamam mı? Bunu... Neyse niyetini düzelt abi. Dedik ya Tevbe suresi İslam'ın İslami hayatın şemsiyesidir. Biz daha İslam hayatın, İslami hayatın, ümmet hayatının temellerine sahip değiliz. Temelleri yokken çatıdan bahsetmek mantıksızlıktır. Budur, olmaz. Şey değil. Dolayısıyla peki niye? Kur'an'dır. Bilelim ki bu Kur'an'ı, bu ayet-i kerimeleri niçin okuyoruz? Şunun için okuyoruz. Burada okumasak da bu ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de var yani. Tefsirini yapmasak bile Kur'an-ı Kerim'de var. Ve biz bunlarla muhatabız. Müslüman, İslam'ın bütün ahkamının yaşadığı nizamı gerçekleştirmek için mesai harcamakla mükelleftir. Bilelim ki mükellefiyetimizin ne kadar büyük olduğunu, o zaman yaptığımız çabalar ve gayretler de gözümüzde olması gereken yere oturur. Olması gereken yere oturur. Bazen gidersin birisine bir şey söylersin. Ya işte şöyle yaptım, böyle yaptım. Ne yaptınsa yaptın, ne olacak? El-hakumut tekafür demiyor mu Cenab-ı Allah? Çoklukla övünmektir bu. Yaptıklarını çok görme diyor. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ diyor. Yaptığını başa kakarak çok gibi görme. Veya daha çok dünyevi menfaat sağlamak için veya zararını önlemek için sana göre öyle yaptıklarını sakın çok görme gibi bir eğilime girme. Evet. O halde siz bu teminatı verdiniz. Zimmiye de verdiniz. Efendim, gayrimüslim devlete devlet olarak da devlet vatandaşına da ahitleşerek, antlaşma yaparak verdiniz. Zimmi nasıl bozar? Biz bozmayız bir defa. Az önce söyledik. Önceki dersimizde de söyledik. Hiçbir zaman ahdini bozan ilk taraf Müslüman olmaz. Olmamalıdır. Olursa yanlıştır. Yanlıştır. Daha önce gördük. Bir kavmin Enfal suresinde hainliğinden korkarsan, öyle saf dillik de yok ha İslam'da. Vallahi Kur'an-ı Kerim çok, yani bunu söylemeye gerek yok. Harika bir kitap. Bir kavmin hainliğinden korkarsan, eşit ve adaletli bir şekilde onlara antlaşmalarını bozduğunu ilan et.
Bunun emarelerini göreceksin, şey edeceksin. Gereksiz yere birden bakacaksın ki hiç olmadık, manevralar olmadık, hesaplar, kitaplar falan. Ha, öyle tamam hele bir boz da ondan sonra değil. Öyle bir emare görürsen, belirtileri görürsen sen onlara antlaşmalarını bozduğunu bildir. Ve böylelikle antlaşma kalmadığını senin bildiğin kadar onlar da bilsin. Eşit bir şekilde. O ayrı bir konu. Fakat durup durulurken hiçbir bahane yok, hiçbir haklı gerekçe yok. Kesinlikle antlaşmayı bozan taraf Müslüman olmaz. Onun için Cenab-ı Allah onlar bozarlarsa diyor. Enfal suresinin bahsettiği hadise de onların bozmasına işarettir. Niçin? Çünkü onlar bozmak üzere hazırlanıyorlar. Sen bozmasan onlar bozacak, seni gafil zamanda yakalayacaklar. Sen ilan et, onlar da gerektiği gibi kendileri artık düşünsünler. Ne şekilde bozarlar? Dine dil uzatarak. Zimmet ehli, Allah'a, Resulüne, dinin kendisine dil uzatarak, Müslümanlara kısasla veya başka bir şekilde cezalandırılmakla değil, daha ileri boyutlarda zarar vererek, Müslümanların güvenliklerini ihlal ederek mesela, efendim, Müslümanların, İslam ümmetinin sırlarını başkalarına vererek, bu ve benzeri sebeplerle eğer bozacak olurlarsa, bu bozmalarına göre, onlar ahitlerini bozduğuna göre, onlara karşı gereken tedbir ve cezalandırma uygulanır. Nedir? Bu nereye kadar varır? فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ. Artık kafirlerin önderleriyle. Kafirlerin önderleri görünürdeki siyasi liderler değildir. Veya şart değildir onlar olması. Bozanları adlandırıyor. Antlaşmaları bozanlar kastediliyor. Ve onların arkasından gidenler haliyle onlarla aynı hükümdedir. Onlarla savaşınız diyor. اِنَّهُمْ لَا اِمَانَ لَهُمْ. Çünkü onların artık ahitleri kalmamıştır. Antlaşmaları hükümsüz olmuştur. لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. Belki o zaman bozmaktan vazgeçerler. Siz de öyle bir kararlılık görecek olurlarsa. Tabi konuyla alakalı bu ayet-i kerimeden hareketle müfessirler, fukaha pek çok meseleyi etraflı bir şekilde ele almışlar. Zimmilerle alakalı pek çok meseleyi ele almışlar. Allah'a söven zimminin durumu, peygambere söven zimminin durumu, İslam'ın kesin bir hükmüyle alay eden zimminin durumu vesaire. Buna bağlı olarak Müslümanların bu gibi şeyler yapmaları, bunlar oldukça teferruatlı fıkhi hükümlerdir. Bunlar üzerinde durmuyorum. 13. ayet-i kerime estağfirullah. Ela tuqatiluna kavmen nekesu eymanahum ve hemmu bi ihracir rasul ve hum bedaukum evvel merre etahşavnahum fellahu ahakku en tahşavhu in kuntum mu'minin. Şimdi ayet-i kerime ifadelerinde ise müminlerin himmetlerini, şeylerini, gayretlerini ne yapıyor? Harekete geçiriyor. İfadelerinde ise hayra kışkırtıyor. Ela tukatilun. Neden savaşmıyorsunuz? Savaşmayacak mısınız? Kimlerle? Kavmen nekesu eymanehum. Bu bir. Kendi ahitlerini, verdikleri sözleri, antlaşmaları bozan bir toplulukla niçin savaşmazsınız? Savaşmayacak mısınız? وَهَمُّوا بِيْخْرَاجِ الرَّسُولِ. Ve bir diğer grubu, Resulü yurdundan çıkarmak için uğraştılar. وَهُمْ بَدَعُوكُمْ اَوَّلَ بَرَّا. İlk olarak da onlar size savaşı başlattılar. Bunları yapan bir kavimle savaşmayacak mısınız diyor. Nasıl olur da savaşmazsınız? Daha ne bekliyorsunuz? Size söz vermişler, sözlerini yerine getirmiyorlar. Sizin arada ahit var diye onlara karşı kendinizi bir parça rahat hissetmenizi istismar edecek kadar ifadelerinde ise haddi aşıyorlar.
Üstelik Resulü çıkartmak ve sizi çıkartmak için de uğraştılar. Halbuki siz onlara bir zarar vermemiştiniz. Bu hatırıma şunu getiriyor. Müşriklerin, Müslümanların zayıf oldukları zamanda Müslümanlara yaptıkları Müslüman gerekirse elbette affeder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de affedip bağışladığı gibi. Mekke'nin fethinde. Gerekirse affeder. Fakat gerekirse de onu hesaba katar. Bu ayet-i kerimeden sanki böyle bir mana anlaşılıyor. Ve üstelik savaşa onlar sizinle, ilk olarak onlar savaşı başlattılar. Yani bütün bunları bir arada yaptıklarına göre bunlarla savaşmanız lazım. Ama sizi çıkardılar, şimdi vazgeçtiler. Resulullah yaptıklarından pişman oldular. Ve sizinle savaşmıyorlar. Elbette o defter kapanır. Ama yok, devam ediyorlar, üstünü daha diye diyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyurduğu gibi diyor ki, eğer bir kimse diyor, İslam geldikten sonra tevbe ederse geçmiş günahları affolur. Ama Müslüman olduktan sonra bir daha eski haline dönerse, İslam'dan sonra yaptıklarıyla da önce yaptıklarıyla da birlikte sorgulanır diyor. Birlikte sorgulanır. Bu da onun gibi bir şey. اَتَخْشَوْنَهُمْ Bu gibi kimseler antlaşmalarını bozma cesaretini gösterdiler. Sizi yurtlarından çıkarma, yurdunuzdan çıkarma cesaretini gösterdiler diye onlardan korkacak mısınız? Yok. Müslümanın korkması gereken bir yer var, bir zat var. فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer mümin iseniz, korkmanız gereken sadece Allah'tır. Onun korkusu diğer korkuların belirleyicisidir. Ondan korktuğunuz için başkasına haksızlık yapmayacaksınız. Haksızlıktan korkacaksınız. Ondan korktuğunuz için adaletsizlik yapmayacaksınız. Ondan korktuğunuz için adil olacaksınız. Ondan korktuğunuz için zulmetmeyeceksiniz. Kısacası ondan korktuğunuz için şeriatın hududu içerisinde kalacaksınız. Şeriatın emrettiklerini yerine getireceksiniz. Yürü dediği yerde yürüyecek, dur dediği yerde duracaksınız. Niçin? Allah'tan korkulduğu için. Çünkü müminin özelliği budur. Müminin vasfı budur. Cenab-ı Allah bize haşyetini hakkıyla nasip etsin. Kalbimizden göz açıp kırpacak bir an kadar dahi haşyetini kalbimizden almasın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.